Evet arkadaşlar abonelik maçlarının ikinci kısmı ile devam ediyoruz hemen e, Tufan abinin kadrosuna bakalım Tufan abi 39 yaşında e, böyle bir kadrosu var birazdan ona karşı oynayacağız çok iyi bir kadro yedeklere bakalım bir yedekleri de fena sayılmaz o para da var güzel bir kadro Hacı ile mesela neler yapmış 31 maç 16 gol 15 asist güzel Mbappe ile 31 maç 43 gol 19 asist güzel Neymar Neymar da iyi. 31 maç 21 gol 29 asist. Salah'la ne yapmış bir de ona da bakalım. 80 maç 27 30. Kanat için bence iyi. Evet şimdi hemen davet edelim. Ben kadrosuna bakmak için girmiştim. Evet rakibimiz geldi. Tufan abi hafta sonu liginde çok fazla galibiyet alamıyormuş. Çok fazla oyuna vakit ayıramadığını söyledi. Ama bakalım şimdi nasıl bir maç olacak göreceğiz. Golü bulduk Dembele ile. Oyuna bir patch gelmiş ama patch'in daha ne olduğunu anlayamadım. Tam okuyamamıştım da oyun başlarken. Yani şey yaptım. Step over yaptım ama step over'da öyle bir nerflenme gibi bir durum söz konusu değil gibi duruyor. <laughs> Faal olması gerekiyordu ama. Orada bir şans da var galiba bizden yana. Bir, tam bir şey oldu orada görmedim ama dembeleyle. Bir faal gibi bir şey oldu. Ondan sonra Hazard bomboş kaldı. Tufan abi iyi oynuyor. Atakta hatta ilk 20-25 dakika beni çıkarmadı. Ama defansında biraz sorun var. Defansını çözerse bence gayet iyi bir oyuncu. Evet istatistiklerden de belli zaten. Pas sabiti bizden daha iyi. Biz sadece e, atakta biraz daha yaratıcıyız. Onun dışında defansını biraz geliştirirse daha iyi olacak. Şans Şans yine önümüzde kaldı. İyi savunmuştu aslında orada ama çarptı önümüzde kaldı. Kötü yakalandık. Oo, güzel. Bu ortalar çok tehlikeli. Oha, o nasıl pas? Bu nasıl pas ya? Bug mı bulduk? Direkt tekte atınca acaba öyle bir şey mi yapıyor artık? Neymar Attığı hiçbir pas istediği yere gitmiyor adım gibi eminim. Hiç istediği yere pas atamadı. Abi eline sağlık teşekkür ederim. Bu abonelik maçlarına katıldığın için çok güzel maçtı. Evet ikinci yarı biz zaten biraz daha üstündük. İlk yarı ama ilk 20-25 dakika beni bayağı kapatmıştı. Tekrar eline sağlık. Evet ikinci maçımızda buradan biraz uzaklara gidiyoruz. Almanya'ya kuzenimle oynayacağız. İlk önce bir kadrosuna bakalım. Evet kadrosu bu. Hemen bir bakalım. İtalya kadrosu var. Inform Lozano, Dybala, Mertens, Douglas Costa. Defansı da iyi. Cuadrado'yu upgrade'lemiş. Bu Gold'tu. Güzel. Kalede de Donnarumma var. Baya bir şeyler çıkarmış. Gomez'i de var. Güzel kadro. Evet Almanya'dan oynadığı için pingimiz biraz kötü. Ama yapacak bir şey yok. Kendisi koyu bir Augsburg taraftarı. Evet Fenerbahçe formasını giymedi. Diğerini giydi. Aslında denk yani denk oynuyoruz. Ama bazen o denklik bozuluyor. Çok önceden çok oynuyordu Typhoon FIFA'yı ama son senelerde çok oynamamaya başladı. O yüzden son serilerin mekaniklerine çok hakim değil ama yine de iyi bir oyuncu. beni FIFA'ya başlatan kişi Typhoon'dur. FIFA 13'ü bana getirdi. Ondan sonra zaten FIFA 13'e başladım. Beyler o ortası ne öyle? Yemin ediyorum 3 kişi kapattık orayı. İnanılmaz. Verkaçları inanılmaz iyi yapıyor. Zaten taktiği de 4-1-2-1-2 geniş. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Oy kurtu ah. Güzel. Çok plase çekiyor. Onlara dikkat etmek lazım. Kurtu. yine kurtardı. Beyler şu korneri bir atlatalım hadi ya. Hayır. Maksiminle gidiyoruz kanattan. Yürü oğlum. Sisokko ile golü bulduk. Tayfun'un en sevdiği gol sevinci. Biraz takılıyor ama onda da takılıyor. Oy iyi oynamıştı. Gelişine vursa goldü. Gelişine vursa büyük bir ihtimal gol olurdu. <laughs> Güzel bir gol attık. Orada aslında doğru yerde durmuştu. Defansiyi yaptı ama içinden geçti Dembele. Evet, Tayfun'un daha iyi bir oynadığı ilk yeri aslında. Altı şutu var. 3'ü kaleyi bulmuş ama topa sahip olması biraz az. Top e, pas sabiti de gayet iyi. Bakalım ikinci arada ne olacak? Harika bir gol attı. Dybala ile attı kendini yere. Çok iyi oynadı orayı. Oo içinden geçti. Ve yedik. 2-2 oldu. Orada bir şanssızlık oldu. İçimizden geçti. Ama güzel goldü. Topu bir türlü alamıyoruz. Hadi bakalım. Yok artık. <laughs> Abi bunları hep yapıyor ama ya. Kim de Dybala'yla mı vurdu bilmiyorum ama. Hep yapıyorum demişti zaten. Kurtu yine orada armut topluyor herhalde. Cık. Yanlış yere pas attım. outside Çıkamıyoruz. Yiyeceğiz. Yürü, yürü, yürü. Bir semt oturuşu verelim tayfına. Çok güzel maç oluyor ya. Geldi 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 kaçırdı en sonunda bulduk attık. Harika maç oluyor. Hep böyle geçiyor zaten maçlarımız. Son atak. Son atak yapma. Yapma Douglas Kostaş. Güzel. Ver kaleye. Dik. İndir. Güzel. Harika maç oldu ya vallahi. Çok geldi. İkinci yarı çok yüklendi. Zaten video çektiğimden haberi yokmuş. Video mu çekiyorsun dedi. Evet dedim. Ondan sonra zaten bayağı bastırmaya başladı. Eline sağlık. Evet sıradaki rakibimiz Eren. Hemen bir kadrosuna bakalım. Eren son iki haftadır 20 yapıyormuş. Bakalım güzel bir maç olacak gibi duruyor. Bir kadrosuna bakalım. Evet burada zaten Fenerbahçeli. Güzel. Vay, Van Dijk var. Van Dijk var. Alessandrini'yi de yapmış. Watkins'i de var, güzel. Adam hatıra. Ansu Fati'nin informu var. Güzel kadro, defansı bayağı iyi. Bruno Fernandez de var. Oh, güzel. Ha kimi forvet oynatıyor? Zahayla sonu forvet oynatıyor büyük ihtimal. Yok, 4-1-2-1-2 oynuyor. Evet, 4-1-2-1-2 oynuyor, tamam. Evet, şimdi daveti yollayalım. Evet, Eren geldi. Başlayalım. Bakalım 2 haftadır 20 yapıyormuş. İyi bir oyuncu. Yani biz 2 haftadır en son 20'yi bir 3 hafta önce yapmıştık. Gerçi hani maçlarımızı bırakıyoruz ama oynasak yapabiliriz ama geçen hafta oynadım yapamadım. Ya yani bu hafta değil ondan önceki hafta oynadım yapamadım. Bu hafta da 18 galibiyette bıraktık. 2 maçımız kalmıştı. Evet ilk şut Eren'den geldi. Çok basit bir hata yaptık. Bir daha olursa golü atar. Sürekli faal oluyoruz. Buradan bir golümüz var mı? Kaleci oynattı. O zaman bir daha oynattı. Nereye oynatacaksın Eren? Gol. Son anda. Pas atacak adam yok. Klasik gol taktiğimizle bulduk golü. Bir anda orada açık verdi. Ondan faydalanıp hemen sert e, pasla içeri çevirdik. Golü bulduk. Ama defansı bayağı sağlam ya. Defansı iyi. Çok kolay. Oo, onun adına bir şanssızlık. Adamı takıldı. Atamadım. Ne oluyor orada şu anda? Golü bulduk Dembele ile. Aslında gerçekten savunması çok iyi ama bir anda orada aslında o Dembele ile attım. Bu şu anki ikinci golde istediğimi yapamadım. Ama bir anda önüm boş kaldı. Dedim ben de vurayım bari. Normalde şey yapmıştım. Berba spin yapmıştım. Ama yapmadı. Bir anda önüm boş kaldı ve vurdum. Hata. Yedik. Hata yaptık. Ya oraya atmamıştım aslında pası ama. Oraya attı. Yapacak bir şey yok. 4 şutumuz var. 4'ü kaleye bulmuş. 3 şutu var. 3'ü kaleye bulmuş. Topa sahip olmalar neredeyse aynı. Pas isabetleri neredeyse aynı. Güzel maç oluyor. Ne oynuyor? 4-2-3-1 mi oynuyordu galiba? Aynen 4-2-3-1 oynuyor. Bruno Fernandes'i cam kullanıyor. İyi. Güzel. Zaha'yı forvet kullanıyor. Aslında ben olsam Sonu forvet oynatırdım. Zaha daha çok çünkü kanada yatkın bir oyuncu. Değişik bir tercih. Güzel. Güzel. Otoblok yaptı. Ben kaymadım. Ama oraya çekmiştim oyuncuyu. Ay kaçırdım. Aa adamı seçmedim. Aa o da atamadı. Abi çok garip şeyler oluyor şu anda maçta. Adamı seçemedim orada. Bomboş kaldı. O da bomboş kaleye kaçırdı. Ben dedim ama sana Zahay'ı daha iyi orada oynatma. Oo çok ekstra kurtardı. Helal olsun. Helal olsun. İyi kurtardı. Evet güzel maç oldu Eren. Eline sağlık. Çok iyi bir oyuncu. Zaten 2 haftadır 20 yapıyormuş. Güzel maç oldu. Yani defansı iyi. Defansı baya iyi. Atakta da iyi. Ama bence atakta bir tık daha yaratıcı olursa bence çok tehlikeli bir oyuncu olabilirsin. Zaten istatistiklerde de göründüğü gibi öyle çok bir fark yok. Ama ikinci yarı biraz daha oyundan düştü. İlk yarı daha iyiydi. Evet sıradaki rakibimiz Orçun. Hemen bir kadrosuna bakalım. Evet Glory Boys. Bir bakalım kadrosuna. Hayda. Evet. I'm back demiş. Kunde, Diego Carlos. Defans hattı. Mendy'yi sağda kullanıyor. Tabi 5 yıldız zayıf ayağı var. Çok mantıklı. Son. Fred, Sisoko. Orta sahası biraz zayıf gibi. Baggio çıkmış. Bu Baggio kartı nasıl? İyi. Hızı biraz düşük. Şutu driblingi, dribling çeviklik dengesi kötü. Boyu kısa olmasına rağmen. Ama güzel. Bakalım sonla ne yapmış? 200 maç oynamış. 216 gol. 130 asist. Güzel. Neymar'la Neymar'ı yeni almış. Oo satılamaz. Şansa bak. 9 maç 8 gol 4 asist. Alessandri ile ne yapmış? 19 maç 9 gol 1 asist. Güzel. Bacio. Bacio'yu nerede oynatıyor? 65 30 Büyük bir ihtimal cam oynatıyor. Evet. Yedeklerinde kim var? Dembele, Atal, Alex Teixeira, Lucas. Güzel. Daveti yollayalım. Evet, Orçun geldi. Orçun da genelde haftasonu liginde 14-20 galibiyet arası alıyormuş. Aynı benim gibi yani. Bakalım güzel bir maç olacak. Oy iyi geçti. Çok iyi kaçırdık Dembele'yi. Ama kimse yok yukarıda. Güzel. Ayak koymasaydı kornere şey auto çıkacaktı. İyi oldu. Şu varanı bir güzel ortalayalım ya hadi. Ben de... Mahrez ne yapıyorsun kardeşim orada? Uçak mı indiriyorsun? Abi Neymar çok tehlike ya. Nereye vurdu? Taca mı vurdu? Benden mi? Yok. Vallahi o vurdu. Oy çok iyi çok iyi gördü. Abi sondan top geçiremiyorum ya. Evet zorlu bir ilk yarıyı geride bıraktık. Güzel maç oluyor. Çok pozisyon yok. Hatta Orçun bizden daha iyi. Pas sabeti bakımından ve şut bakımından. Bakalım biz topla biraz daha fazla oynuyoruz. Bunu skora yansıtmamız lazım. Ama defansı gayet iyi. Evet Bacio'yu ofansif ortası olarak kullanıyor. Sonu kanat kullanıyor. Yani Neymar forvet oynar tabii ki. Çok boş. Evet, kontra ile golü bulduk. Zorladı ya, Oruç'un çok zorladı. Defansı baya iyi bu arada. Yani baya baya iyi. Orada biraz kontrada yakalandı gerçi ama kontrada yakalansa bile defansında o kadar boşluk olmaması lazım. Orada ekstra baskı falan açtı herhalde. O yüzden yani çünkü çok boştu arkası. Çok boş bıraktık. Harika oynadı. Son anda. Son anda. Çok boş bıraktık. Orada Diego Carlos'u taç çizgisinin oraya kadar çektim. Hiç gerek yoktu. Güzel. Güzel switch. Ama işte tamam güzel. Hayır. Hayır. <laughs> Dembele'nin sağ ayağı 5 ve kaçırdığı gola bakın. Orada ama Diego Carlos'la ben öyle bir pas vermemiştim ya. O çok kötü oldu orada. Vallahi zor maç oldu. Ben ben çok zorlandım yani. Nerede yani VL'nin son böyle sanki elit maçı falan oynuyorum. O derece zorlandım. Eline sağlık. Defansın çok iyi ama atakta biraz daha e, dikkatli oynaman lazım diyeyim. Zaten görüyorsunuz pas isabeti falan benden çok daha iyi. Bizim iki şutumuz var biri gol oldu. Çok yani böyle maçlar zaten çok yakın geçiyor birbirine. Güzel maç oldu. Eline sağlık. Evet sıradaki rakibimiz Arda. Hemen bir onun da kadrosuna bakalım. Bakalım bir kadrosu nasılmış. Arda Efe. Evet biraz daha mütevazi bir kadro diyecektim. Defansta Van Dijk var. Sol kanatta Mane var. Güzel sonu var. Martial Pogba iyi. Güzel bir Premier Lig kadrosu. Yedeklerde neler var? Saint Maximin, Adama Turare, Goretzka var. Kırmızılardan da onun da pek bir şansı yok gibi. Evet, şimdi daveti yollayalım. Evet, Arda geldi. Maça başlayalım. Arda 17 yaşında. O da hafta sonu liginde yine 17-20 galibiyet arası yapıyormuş. Beşiktaş formasında aldı. Bakalım inşallah güzel bir maç olur. Penaltıyı aldık. Biraz müdahalede gecikti. E şimdi videolarımı izliyorsa penaltıyı nereye atacağımı biliyor. O yüzden benim oraya atmamam lazım ama bunu da düşünüyor olabilir. Bakalım. Ben sağ vuracağım. <laughs> Kurtardı. Aa, müdahalede geç kaldık. Bayağı iyi oynadı orayı. Güzel, bırakmadık. Çok güzel kaçırdık Maksimini. Şans golü. Bizim önümüzde sekti. Ya bizim önümüzde kaldı daha doğrusu. Sekti ne? Bizim önümüzde kaldı. Boş kaleye gönderdik. Aslında bu şutlar genelde bloklanır ama Mahrez'inki gol oldu. Şu Mahrez'in gol attıktan sonraki Riyad Mahrez tezahüratına bayılıyorum ya. Bomboş kaleye çıkardık. Hazard bitirdi. Orada Maximin'le çok etkili oluyoruz bazen ya. Arda o Pogba ile nasıl oynuyorsun Arda? O Pogba dönemiyor ya. Ben vallahi 5 maç zor katlandım. Bu maçta net Arda'nın bir tane golü var ya. Çok iyi oynuyor çünkü yani atakta beni biraz zorluyor. Evet zor bir ilk yarıydı ya. Gerçekten Türklerden ben şu ana kadar kötü oynayan görmedim. Hepsi çok iyi oynuyor. Yani pas sabitine baksanız da %95 de oynuyor. Çok sabırlı. Hani şutu yok. Tamam yani defansı biz de az çok yapıyoruz ama çok sabırlı oynuyor. Bu beni bir süre sonra yıpratacak. Ne oynuyor? Hangi taktikle oynuyor? 4-2-2-2 oynuyor da. Ben de dönebilirim ona. Güzel oynadık. Güzel oynadık. İyi oynadık. Pres açtı şu anda çıkamıyorum. Pasları falan da atamıyorum. Ay Lucas tutalım derken Mane kaçtı oradan. Aa Kurtuğa. O ben de Main... Şaka yapıyorsun sen. Sen şaka yapıyorsun. Güzel. Tam müdahaleyi yapmasaydık orada atacaktı pası. Baskı açıldı. Baskı açıldı. Offside. Oo! Evet, 3-2 kazandık. Yani arada baskıyı açtıktan sonra inanılmaz oynamaya başladı. Zaten baskıyı açana kadar da iyiydi. Evet, ikinci yarı o baskıyla birlikte oyunu döndürdü. Pas sabiti zaten iyiydi. Evet, eline sağlık. Gerçekten güzel bir maç oldu. Teşekkür ederim katıldığın için. Evet arkadaşlar son olarak da e, rakiplerimizin size Foot Champions skorlarını göstereyim. Zaten maça girerken söylüyorum ama yine de bir göstereyim. Evet e, Eren'di galiba yanlış hatırlamıyorsun. Evet 20 yapmıştı bana söylemişti zaten. Arda en son oynadığımız 17 yapmış. Glory Boys Orçun olması lazım. O da e, 14-20 arası yapıyorum demişti. 16 yapmış. Typhoon kuzenim o da e, 11 galibiyet almış. 8 maçı hala duruyor. Yani... Bütün rakiplerimiz 14-20 arası galibiyet alan rakiplerdi. Hepsi zaten çok iyiydi. Hepsinin eline sağlık. Çok teşekkür ederim tekrar katıldığınız için. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanala abone olmayı ve eğer videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.